Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar'ın 8658 yıl hapiste cezalandırılmasına karar verdi. Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından yeniden görülen 71'i tutuklu 215 sanıklı davanın duruşması Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme, Oktar'ın örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme örgüt yöneticisi olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar'ı sorumlu tutarak netice itibariyle 8.658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme örgüt yöneticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşekül Hüma Babuna ile beraber 10 kişiye daha Adnan Oktar'la aynı hapis cezası olan 8.658 yıl hapis cezasına çarptırdı.